Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesinde kaçırılan tır şoförü Bünyamin Sönmez'in hayatından endişe ettiklerini söyledi. 4 Mart Salı günü ekmek parası peşinde koşan Hataylı tır şoförü Bünyamin Sönmez'in Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesine kaçırıldığını belirten EYDAL Genel Başkanı Ali Yeral, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada yetkililerin bu millete rağmen Hatay'da üst düzeyde misafir ettiği ve aslan kahramanlarım dediği çok uluslu profesyonel teröristlerin semere vermeye devam ettiğini öne sürdü. Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral, en son 4 Mart 2014 Salı günü ekmek parası peşinde koşan Hataylı tır şoförü Bünyamin Sönmez'in Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesinde meçhul teröristlerce kaçırılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirirken, ikinci beldesinde ikamet eden 3 çocuk babası Bünyamin Sönmez'in kaçırılması ardından Sönmez ailesine telefonla ulaşan teröristler 250 bin dolar fidye istedi. Paranın kendilerine verilmemesi durumunda Bünyamin Sönmez'in kafasının kesileceği tehdidini yaptı. Bu çirkin olay başta eşi ve çocukları olmak üzere tüm ailesini, yakınlarını ve hepimizi de tedirgin etmektedir. Büyük insanlık suçu olan ve tüm ilimizin huzurunu kaçıran bu gibi terör olaylarını şiddetle lanetliyor ve yetkililerin bu keyfi çirkef gidişe acilen dur demesini istiyoruz ifadelerini kullandı.